Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu bağlamında yabancıların sınır dışı edilmeleri, sebepleri ve yargısal denetimi üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olmayan herkes hukuken yabancı sayılmaktadır. Esasında bu vatandaş ve yabancı ayrımı ben ve öteki anlayışının modern devlet yani kurumsallaşmış siyasetlerle olan bağı bağlamında özneleri kategorilere ayırma ve bir bakıma ben ve ötekinin yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Tabi bu felsefi ve politik izahatı kenara bırakırsak, yabancılar kanunu bağlamında bu yabancı sayılan, yani kimlik kartı olmayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin Türkiye'den çıkışları, bir bakıma fiili olarak itilişleri anlamına gelen sınır dışı etme kararı hangi sebeplerle gündeme gelir? Bunu belirlemek gerekir. Yabancılar Kanunu 52, yabancıların sınır dışı etme kararıyla menşe ülkesine, transit gideceği ülkeye veyahut da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebileceğini belirtmiş. Zaten bu da sınır dışı etme kararının direkt yapısal, ontolojik unsurlarından biri. Çünkü Türk vatandaşı yabancı sayılmadığı için sınır dışı edilemez ve sınır dışı etme kararı yabancının nereye gönderileceğini içermek zorundadır. Yani normalde idari işlem teorisi açısından böyledir. Çünkü bu yabancı, yabancı olmaklığı ve sınır dışı etme sebebi var olduğu için Türkiye'den ötelenmek isteniyor. Yani çıkartılmak isteniyor. Diyor ki sen yabancısın ve bazı şartlar vuku buldu, bazı sebepler gündeme geldi. Bundan dolayı sen artık bu ülkede duramazsın. Duruma hakkın yok anlamına gelen bir bakıma bir idari işlem de sınır dışı etme kararı. Sınır dışı etme kararını kimler veriyor öncelikle arkadaşlar? Sınır dışı etme kararı Yabancılar Kanunu madde 53'e göre genel müdürlüğün talimatı üzerine veyahut da re'sen valilikler tarafından alınıyor. Valilikler bunları daha çok bir yetki devriyle güç idaresi müdürlerine devrediyor. Şöyle gündeme geliyor. Mesela bir yabancı kolluk marifetiyle yakalanıyor ve bu 54. madde kapsamında sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan biri olduğu tespit ediliyor. 48 saat içinde işte güç idaresine sevk edildikten sonra valilikler kanalıyla haklarında sınır dışı etme kararı gündeme geliyor. Bu karara karşı tabii idari yargıda yargısal denetim imkanı var. Yani idarenin kazai murakabesi eski tarifle yargısal denetimi Türkiye'de ciddi anlamda yapısal sıkıntılar içerse de bu sınır dışı etme kararına karşı böyle bir yol var. Peki hangi yabancılar sınır dışı etme kararına maruz kalıyor arkadaşlar? Bu konuda da tabii 54. maddede kategori kategori sayılan yabancılar, haklarını sınır dışı etme kararı alınacak kişiler tek tek belirtilmiş. Bunları aslında böyle belli alanlara toplayabiliriz. Özellikle uygulamadaki yaygınlık olarak. Mesela 54. maddeye göre D fıkrasında kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar bir kere sınır dışı edilecek yabancılar arasındadır. En öncelikle bence uygulamada karşımıza çıkan sınır dışı etme kararı alınan yabancılar kategorisi budur. Kamu düzeni, kamu sağlığı ve kamu güvenliği. Biliyorsunuz arkadaşlar bu idare hukukuna çok soyut. Ne şekilde doldurulacağı bazen keyfi bazen de enteresan şekilde dolan bir kategori. Suç işleyenler veyahut da haklarında istihbarat hukuku gereği bazı tahdit kodları gündeme gelenler. Mesela D fıkrası gereği sınır dışı etme kararına maruz kalıyorlar. Veyahut da terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, B fıkrası mesela, bu yabancıların da sınır dışı edileceğini 54. madde işaret ediyor. Veyahut da çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edenler. Mesela bir kadın düşünelim, bir gece kulübünde çalışma izni olmadan çalışıyor. Bu kişinin sadece bu vaziyeti dahi Yabancılar Kanunu 54 madde yumuşak G'ye göre sınır dışı etme sebebidir arkadaşlar. Bunun gibi tabii birçok sebep var. Ben kısaca özetleyeyim yine genel kültür ve malumat olsun diye. Yabancılar Kanunu bağlamında vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yoldan sağlayanlar, Türk Ceza Kanunu 59. madde kapsamında sınır dışı etme edilmesi gerektiği değerlendirilenler, ikamet izinleri iptal edilenler, ikamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla aşanlar, Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'de yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler, haklarında Türkiye'ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'ye geldi tespit edilenler veyahut da uluslararası koruma başvuruları reddedilenler, harçlık tutulanlar, kabul edilemez derlerine vesaire.
işte ikamet izni uzatma başvuruları reddedenler, 10 gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayanlar ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler şeklinde arkadaşlar birçok sınır çekme kararı alınacak yabancı kategorisi bulunuyor. Tabi bunlarla alakalı arkadaşlar bir valilik tarafından mesela Kırklareli, Bursa, İzmir, İstanbul vesaire bir sınır dışı etme kararı alınıyor. Sınır dışı etme kararında sınır dışı edilecek yabancıya dair bilgiler yer alıyor. Gerekçesi çoğu zaman yazılır bu. Mesela milli güvenlik aleyhine faaliyet yürüttüğü değerlendirilenler diye geçmiş. B ve D fıkraları bu yabancı için böyle bir sınır dışı etme kararı var. Sınır dışı etme kararının bir sayısı oluyor, konusu oluyor. Ve vali adına İl Göç İdaresi Müdür Vekili veya Müdürünün imzası oluyor. Tebliğ formu ekleniyor. Tebliğ arkadaşlar yabancının dava açma süresi açısından çok önemli. Mesela burada çoğu zaman zaten sınır dışı etme kararını tebliğ almıyor yabancılar. İmzadan imtina ediyorlar. Çünkü yabancılar kanunu diyor ki tebliğ itibariyle 7 gün içerisinde bu sınır dışı etme kararına idari yerde dava açılmak durumundadır. Bu dava açıldığında arkadaşlar sınır dışı etme kararının yürütmesi otomatik olarak re'sen durur. Çünkü yabancılar kanunu madde 53 3. fıkra delaletiyle mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesin ve yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez. Yani sınır dışı etme kararına karşı iptal davası açarken yürütmenin durdurulması talebinde bulunmaya gerek yok. Zaten bu konuda bulunulduğunda bazı avukat ve yabancı davacılar başvuruları bulunuyor. Yürütme durma kararı konusunda mahkeme karar verilmesine yolda kararı veriyor. Çünkü zaten otomatik olarak 53.3 gereği bu işlemin yürütmesi durduruluyor. Ama ne yapılması gerekiyor? Bu davanın açılışının idareye bildirilmesi gerekiyor. Bir bildirim yükümlülüğü var. Her ne kadar yabancılar kanunu bu başvurular hakkında mahkeme 15 gün içinde karar verir, sonuçlandır dese de uygulamada öyle bir durum yok. Bazen 4 ay, 5 ay, 8 ay süren sınır dışı etme kararlarının karşı iptal davası durumları var. Özetlersek arkadaşlar, sınır dışı edilecek yabancılar, yabancılar kanunu madde 54 kapsamında tahdidi olarak sayılmıştır. Ancak valiliklerin ve idarenin bu konuda bir takdir yetkisi yoktur. Bu sebepler gündeme geldiğinde mecburen yabancıyı sınır dışı etme kararına maruz bırakmak zorundadır. Ancak uygulamada özellikle son dönemde keyfi yani göç politikasının değişimi sebebiyle keyfi olarak göçü bir bakıma sınır dışı etme kararlarıyla yönetme pahasına bazı tuhaf idari işlemlerin vuku bulduğu, dışa vurulduğu görülmektedir. Bu sebeple yabancıların bir avukat yardımıyla veyahut da bizatihi donanımlı bir şekilde idari yargıda bu sınır dışı etme kararlarına karşı iptal davası açmaları fayda maliyet analizi bağlamında Türkiye'de bulunma, yabancı olma, hukuki semereleri, hukuki sonuçları alma noktasında çok önemlidir. Bir fayda maliyet analizi yaptığımızda davanın sınır dışı etme kararının infazının durdurulması ve iptal edilme durumunda Türkiye'ye giriş yasağı koyulmaması, Türkiye'de ikamet etme hakkı sağlaması gibi de facto tabii bu haklar var. Bakıldığında fayda maliyet analizi açısından davanın açılmasında her zaman yarar vardır. Tabi dosya kapsamındaki değerler ve yabancının iradesi çok önemli bu konuda. Böyle bir manzara var. Tabi ayrıntılarla alakalı somut olaya göre değerlendirme yapmak gerekmekte. Özetlersek arkadaşlar yabancılar kanunu madde 54 bağlamında haklarında sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar belirtilmiştir. Bu kategorilere giren yabancılar uygulamada daha da geniş bazı yorumlarla sınır dışı etme kararına maruz kalabilmektedir. Sınır dışı etme kararını veren valiliklerin bulunduğu idari mahkemelerde, idari yargıda sınır dışı etme kararına karşı iptal davası açma hakkı yabancı bulunmaktadır. Bu da tebliğden itibaren 7 gün içinde idare mahkemesinde açılmak durumundadır. Hepinizi aşkla, yabancılık ve ahlak ile selamlıyorum.